Kahvaltı günün en önemli öğünü. Yiyeceksiniz, güçleneceksiniz, büyüyeceksiniz. Kahvaltısını bitirmeyeni okula göndermiyorum. Yemeyeceğiz. Peki, tamam. Bana son bir şans verin. Yeni bir peynir almıştım, onu getiriyorum. Bekleyin. Geldim. Neymiş? Süzme beyaz peynir. Bayılacaksınız, garanti ediyorum. Bak şimdi, ah inekler bu peynirleri Metin, Çetin, Tekin için hazırlamış. Necla'ya yapmamışlar mı? Ona da süt göndermişler. Hadi bakalım Çetin'cim, gel ekmeğine sürelim bunu. Bak ne güzel sürülüyor değil mi yumuşacık? Aç ağzını. Kardeşlerine örnek ol. Çok güzelmiş. Beğendin mi? İşte böyle hepsini yiyeceksiniz. Sonra güçleneceksiniz. Kocaman adamlar olacaksınız. Böyle boyunuz beni geçecek. Sonra güzel kızlar gelecek. Sizi benim elimden alacak. Hadi sizin, ben geliyorum. Geldim. Geldim. Zeliş, gelsene, çay demledim tazecik. Yok tatlım, hiç girmeyeyim. Kudret'i salacaklar. Bugün onu karşılamaya gidiyorum. İnanmıyorum. Çok sevindim. Sağ ol, sağ ol. Bak sana ne getirdim. Geçen gün bir güzellik merkezinde lifting yaptırmıştım. Onlar da bana komple bakım çeki hediye ettiler. Bugün son günü, ben gidemiyorum. Sen gider misin? Ay Zeliş, benim ne işim olur güzellik salonuyla? Niye? Sen kadın değil misin? Ha. Yani tabii kadınım da. Tamam işte. Bak ne güzel fırsat. Senin için de değişiklik olur. Ne zamandır kuaföre bile gidemedim diyordun. Cilt bakımından solaryuma kadar her şey var. Bir giriyorsun, Jennifer Lopez olarak dışarı çıkıyorsun. Hadi ben kaçtım. Bak kullanmazsan Yasemin'e falan ver. Yazık, ziyan olmasın. Ay gözün aydın. Selam söyle. Hadi geçmiş olsun. Jennifer Lopez mi? Ha, burası, gel gel. Böyle alayım. Tabii. Gel oğlum, geç. Heh. Merhaba, iyi çalışmalar, iyi günler. Ben bunları kullanmak için geldim. Zeliş verdi, Zeliş Hanım verdi bana bunları. Maalesef doluyuz, beklemeniz lazım. Yok, ben bekleyemem. Çünkü benim ikizlerim var, onları kreşten alacağım. Çocuk zaten hasta, okula gönderemedim, vaktim yok. Hangi işlemleri yaptıracaksınız? Boyama, kesim, fön, manikür, pedikür. Anladım da sizin işleminiz uzun, beklemeniz lazım. Hanımefendi, anlatamıyorum galiba. Bekleyecek vaktim yok benim. Söyledim ya, benim 4 tane çocuğum var. Ben ne yapabilirim hanımefendi? Ben şurada boş bir koltuk gördüm. Tamam, oturtun beni oraya, 2 saatte bitirin işimi. Ya hanımefendi, oraya gelecek var. İnsanlar buraya randevuyla geliyorlar. Sizin de randevu almanız lazım. Ben randevu almayı bilmiyorum yani, öyle mi? Sor bakalım, ben randevu alabiliyor muyum? Ben randevu alamıyorum çünkü ben yarım saat sonra bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü benim 4 tane çocuğum var. Ya sen 4 çocuk annesi olmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum hanımefendi. Ha, iyi. İnşallah 4 tane çocuğun olur da anlarsın. Alayım ben kuponlarımı geri. Ne yapacağım ben şimdi bu kuponları? Son gündü bugün. Ben bunları not edeyim. Siz ne zaman gelirseniz kullanabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Elif Hanım diye kaydederseniz. Elif Hanım'ı unutmayın. Ay, pardon, çok özür dilerim. Alo. Ne? Ölmüş mü? Dile iyileşir. Allah Allah ya. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, sizler sağ olun. Buyurun lütfen. Başınız sağ olun. Sağ olun, buyurun. Çıkarmayın lütfen, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun. İstedim ablam.
Defin işlemlerini yarın mı halledeceksiniz Suna Hanım? Ne yarını ne yarını? Defin mefin her şeyi halletmiş Suna abla. Yangından mal kaçırır gibi, kimsesiz gibi görmüş cenazesini. Niye kimseye haber vermemiş ki? Ne bileyim. Buyurun. Başınız sağ olsun. Allah sizden ömür versin. Çıkarmayın lütfen. Buyurun. Buyurun. Kardeşimin cenazesini teşrifata gerek görmeden usulünce kaldırdım. Keşke bize daha önce haber verseydiniz de merhumeye son görevlerimizi yerine getirseydik, değil mi? Dedim. Vallahi ve billahi dedim. Aynen böyle dedim. Bekleyecek hali yoktu zavallının. Toprak altında kalmaktan çürüyüp dağılmaya başlamış etleri. Ay. 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 İnşallah fazla acı çekmemiştir yani hani. Hem de nasıl acı çekmek? Önce kafasına vurup sonra elleriyle boğmuş. Boynu mosmordu. Ciğerlerine toprak dolmuş. Gömülürken canlıymış belli. Ay. Çırpına çırpına can vermiş zavallı. Allah'tan tecavüz edilmemiş, o da bir şey. Ay ben eve gidiyorum. Ay. Benim içim daraldı. Ay ben bu geceyi çok zor çıkartırım. Hadi gelin kızlar kalkalım gidelim. Allah'tan kudreti. Hadi. Otursaydınız daha polisin anlattıklarını söyleyecektim. Yok, bize duyduğumuz yetti. Tekrar başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ben hadi kalk 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 sen de. Kalk. Zavallı Sevim abla. Beş parmağın beşi bir olmaz derler ya hani. İşte tam öyle yani. Bir şu kadının gaddarlığına bakın. Bir de Sevim ablamın pamuk kalbini hatırlayın ya. Bu ne ya? Ay, nasıl soğuk soğuk anlattı. Sanki 40 kat yabancısı. Tüylerim diken diken oldu. Al benden de o kadar. Allah'tan yani Ömer bu gece evde, yemin ediyorum hayatta uyuyamazdım ha. Ay kızlar hadi dağılalım, ben bir fena oldum hadi. Evet evet. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz kızlar. Ben ne olur hiçbir şey sorma. Yani biraz önce duyduğum her şeyi unutmak istiyorum. Ne duydum bilmiyorum ama birazdan görecekten tüm duyduklarını unutturacak zaten. Ne oldu? Yaramazlığı kessinler diye ellerine birer sakız tutuşturdum. Sonra Necla'yı gidip odasından aldım. Döndüğümde bütün sakızları Metin'in kafasına yapıştırmışlar. Nereden bilebilirdim ki ben bunları? Elif. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Acıyor. Dur oğlum. Anne dur. Yapma. Ah be oğlum ya. Ya niye karşı gelmiyorsun? Niye yapmayın demiyorsun? Hadi onlar haydut senin armut mu topluyor? Mızmızlık yapmayayım diye. Ah çok güzel mızmızlık yapmayayım diye. Oldun sakız kafa başımıza. Dur. Aa. Dur çocuğum dur. Anne acıyor. Acıyacak oğlum acıyacak. Karşı gelseydin. Yapmayın deseydin. Ne yapayım isteyerek acıtmıyorum. Acıyor. Dur. Acıyor. Ah be anneciğim. Vallahi isteyerek yapmıyorum. Ben size iyi bir anne olmak istiyorum. Böyle yüzünüz hep gülsün istiyorum. Sen zaten dünyanın en iyi annesisin.
Yıkın benim. Ne yapacağız bu saçları Metin? Dur. Metin. Aa, anne yapma. Acıyor. Yok, çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Of. Yani her zaman dünyanın en iyi annesi olamayabiliniyor Metin'cim. Sol ayaklarına dökeceğim işte. Uzun. Sıdıkı abla, ne olur dikkat, gözünü seveyim tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kızlar dikkat. Ah. Çıkayım mı? Ne göz var anam sende, ne göz. İğne iğne olmuş. Gözü olanın gözü çıksın ha. Bu Emel'in gözüdür. Kesin. Ay, ay, ay. Şöyle. Şöyle şifa niyetine. Şifa. Amin, amin. Şöyle ferah bir yere dökün şunu. Ben dökerim. Tamam, buyur. Camdan döküyorum ha. Dök, dök canım. Al canım. Kapı çaldı. Kızlar, iyi insan lafın üstüne gelir derler ya, öyle oldu. Aa, hayırdır, beni mi andınız kız? Ha, öyle oldu işte. Biz kendi aramızda bir altın gün düzenledik de. Aa, ha iyi. Bir merhaba diyeyim o zaman, ayıp olur şimdi. Herkese merhaba. Oh, toplaşmışsınız gene maşallah. Merhaba. Merhaba. Yani öyle. Sohbet muhabbet olsun. Altın günü bahane. Tabii canım, iyi yapmışsınız. Aslında severim böyle şeyleri ben de. Yani sosyalimdir aslında da. Tabii çağıran olmayınca. Hadi bana müsaade. Gidecek evlerim var daha. Hoşçakal. Sıdıkı ablacığım, eline sağlık. Sağ olasın. Ayaklarına sağlık Sıdıkı. Emel, gel otur istersen biraz. Ay yok canım, şimdi hiç rahatsız etmeyeyim ben böyle. Bir de bende bir huy var. Ev sahibesi böyle ağzını burnunu bükünce hiç giremem yani, hiç. Yok canım, yani istiyorsan. Neyse neyse, hadi seni mahcup etmeyeyim hadi. 2 dakika oturayım bari. Şu Suna ablanın yaptıklarını zaten hazmedemedim. Ya Sevim ablanın cenazesinde bir Asad ile Fatiha bile okuyamadım ya. Yani niye sıkılıyorsun ki bunun için? Mezarı neredeymiş öğren, git oku duanı canım. Senin tutan mı var yani? Yani benim esas korkum ne aslında biliyor musunuz? Gerçi parayla imanın kimde olduğu pek bilinmezmiş ama... Ya bu Suna denilen kadın bu konularda pek bir zayıf göründü bana yani. Ben diyorum ki ya kadıncağızı gömerken hacısını, hocasını, ne bileyim duasını eksik falan ettiyse? Yok canım, biricik kız kardeşine niye öyle yapsın? Vallahi günah boynuna yani. Ama yine de ben diyorum ki içimiz rahat etsin diye. Gidelim Sevim ablanın mezarının başına bir hocayla. Zaten ben ayarladım onu. Ha, hep beraber bir Yasin okutalım. Ben her şeyi ayarladım. Bana sadece bir arkadaşlık edecek biri lazım. Emel, ben gelirdim. Yani çok isteyerek gelirdim seninle de işe başladım ben. Bankenlik benim eski mesleğim biliyorsun. Podyumlara geri döndüm. Çekimdi, şuydu, buydu filan derken kafamı kaşıyacak vaktim yok. Ama Elif, Elif yani hani çok arkadaş yanlısıdır, eşlik eder diye düşündüm. Emel, yani gerçekten çok
İsterdim benim kız yeni bıraktı işi, çocuklara bakan. Şimdi 4 çocukla da mezarlığa gelmek olmaz. Önceden söyleseydim ben birini ayarlardım, bakarlardı çocuğa. Ben de gelirdim, ne lazımsa hallederdik beraber. Nermin çok iyi Yasin okur. Doğru. Evet. Ya Emel, Behçet'i kontrole götürmem lazım. Yani o randevuyu o kadar zar zor aldım ki bir bilsen. Meşgulüm. Kız bari yalan söylemeyi becer be. Bari bunu becer be kadın. İyi günler. Size de. Dün olmamıştı, bugün yine geldim. Hanımefendi, dün size söyledim, kızdınız. Bugün yine randevusuz geldiniz. Çok yoğunuz. Ha, hanımefendiciğim, eğer başka bir sebepten dolayı beni almıyorsanız yüzüme söyleyin de ben zırt pırt gelmeyeyim yani böyle. Ay canım ya. Buyurun buyurun siz. Geçin içeri. Alayım ben bebeği. Size zahmet olmaz. Yok yok, alayım. Buyurun. İşiniz bitene kadar oğlunuz benim masamda resim yapar isterse. Metin ne dersin? Olur. E tamam, geç ablanın yanına. Canım ya, nasıl da hayattım. Gel. Siz niye böyle bir anda duygulandınız? Buyurun buyurun siz. Ersan Bey bakacak size. Teşekkürler. İşte böyle biraz anlayışlı olun yani, çocuğumuz var diye biz her şeyden mahrum mu olacağız? Ersan Bey. Merhabalar. Nereye geçeyim ben? Şöyle buyurun. Tamam, çok teşekkürler. Hoş geldiniz Arif Hanım. Hoş bulduk. Yani buraya o kadar çok alıştım ki uğramadan yapamıyorum. Ne iyi ettiniz. Bugün ne yaptıracaksınız? Cilt bakımı deneyeyim diyorum. Hani sizin bir maskeniz var böyle, kalıp gibi duruyor, çıkarınca da cilt böyle yumuşacık, kadife gibi oluyor. Anladım. Metin'cim sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Aman iyi iyi. Sabahtan beri koşuşturuyor, kafam şişti. Aman koşsun oynasın da gerisi mühim değil. Buyurun. Teşekkürler. Gel oğlum. Şöyle azarlayınca nasıl hizaya geldin? Ah yavrum, çok da küçükmüş. Hastalığı veren Rabbim inşallah şifasını da verir. Yok teyzeciğim, nezle oldu. Bir iki güne kadar hiçbir şeyciği kalmaz, dertlenme. Aferin kızım. Sen böyle moralini yüksek tut ki çocuk da senden hep öyle görsün. Sen iyileşeceksin, senin gözlerinden okuyorum. Anne ben hasta mıyım? Yok oğlum, ne alakası var? Ay rica ediyorum teyzeciğim, korkuttunuz çocuğu, nezle oldu diyorum, burnu aktı, o kadar abartmayın. Haberi yok mu? Neyden haberi yok mu? Hasta olduğundan. Ay ne hastalığı? Şey işte. Ay, ağzından yel alsın teyze ya, nereden uyduruyorsun bunu? Sen söyledin. Masajları? Ya ne saçları? İkiz kardeşleri var bunun. Saçını sakızlar yapıştırmış. Uğraştım uğraştım, çıkmayınca tıraş ettim. Ha,
Ne bileyim, ben de sandım ki... Aman bir şey zannetme, rica ediyorum. Hadi teyzeciğim, sen de saçına devam et. Sen de ne yapayım? Çocuğum, sen de oyununa bak. Allah Allah ya Rabbim. Ne kadar kalacak bu yüzümde, hadi. Ne işin var burada? Doktor aradın mı? Ay, yok, bu kremi bir deneyeyim. Ya ne kadar iyi gelmezse doktora gideceğim kontrole. Ah, yanıyor. Çok yanıyor. Allah'ım ya Rabbim, cilt bakın benim neyime. Hakikaten niye yaptırdın ki? Senin cildin zaten kadife gibi. Ya gerçekten mi? Tabii. Senin içini ışığı yüzüne vurmuş. Ya ne bileyim, daha da güzel olurum diye falan hani. Bak işte o mümkün değil. Ömer, bugün Metin'i hasta zannettiler orada. Niye ki? Hani böyle saçını falan kazıttık ya biz. Lösemi zannettiler ya. Ay Allah'ım, evlerden uzak. Allah muhafaza. Aslında çok şanslıyız biz, biliyor musun? Çocuklarımız sağlıklı olduğu için. Yani herkes o kadar şanslı değil. Böyle... Şanssız olanları da unutmamak lazım ya. Hani elimizden geldiğince el vermek, yardım etmek lazım. Onların yanında olmak lazım ya. Haklısın bir tane. Allah her eve şifa versin ya Rabbim. Ay çok yanıyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.